Evet, az sonra Metin Özkan, gazeteci Metin Özkan bizlerle birlikte olacak. Yaşanan bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, bu büyük operasyon fırtınasıyla ilgili yorumlarını aktaracağız. Gördüğü Türkiye'yi aktaracağız sizlere. Yandaş medyaya gelmiştik efendim. Yandaş medyayla devam edelim. Yeni Muhalif Gazete, özür diliyorum. Öncelikle Yeni Muhalif Gazetemiz var. İki tane, Zaman Gazetesi ve Bugün Gazeteleri. Bu iki gazeteye bakalım. Hızlıca bir genel tur yapalım, ardından da sohbete başlayalım. Zaman Gazetesi. Kimsenin bir Müslümanı kündeye getirme düşüncesi yok. Zaman Gazetesi'nde Fethullah Gülen'i manşette görüyoruz. Beddua çarpıtmasına açıklık getirdi diyor Zaman. Fethullah Gülen Hoca Efendi yolsuzluk konusuna değindiği sohbetindeki sözlerinin beddua gibi yansıtılmasını seviyesiz bir iftira ve çarpıtma olarak değerlendirdi. Hoca Efendi önce yanlışlık yapıyorsak Allah bizi yerin dibine batırsın dediğini, sonra da hırsızlığı kim yapıyorsa Allah onların evlerine ateş salsın ifadelerini kullandığını söyledi. Evet, Fethullah Gülen açıklık getirdi deniliyor. Üçüncü yıla giren Uludere adalet bekliyor diye üst başlıkta gördüğümüz bir haber var Zaman Gazetesi'nde. AK Partili Haluk Özdalga'nın tepkisi, adli kolluk yönetmeliğindeki değişiklik vahim tepkisini Zaman Gazetesi de dikkat çekici şekilde görmüş. İstihbarat müdürü ifadeye çağrıldı ama gönderilmedi haberi var. Tipin başına MİT'ten başkan atandığı haberi var. Sahte harcama beyan veren eski bakanı 6 ay hapis diye İngiltere'den bir haber var. Sahte harcama beyanı veren eski bakana 6 ay hapis cezası verilmiş İngiltere'de. Görevden almalar hukuksuz, yargıdan döner diye Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Ethem Atay'ın tepkileri görülmüş Zaman Gazetesi'nde. Yeni Muhalif Gazete derken Bugün Gazetesi'ne de bakalım. Bugün Gazetesi'nde endişe verici bir düzenleme haberini görüyoruz. Haluk Özdalga, AKP'li Özdalga bir Bugün Gazetesi'nin manşetinde sevgili izleyiciler. AK Parti milletvekili Haluk Özdalga da adli kolluk yönetmeliğindeki değişiklik hukuk devletine aykırı olduğunu belirtti. Pek çok bakımdan vahim bir durum dedi. Özdalga'nın ifadeleri ayrıntılandırılırken delilleri karartma imkanı genişleyecek uyarısı dikkati çekiyor ara başlıkta. Barodan iptal davasını görmüş Bugün Gazetesi aynı zamanda. Gönülleri yıkmayın Fethullah Gülen haberi. Kimin içinde olduğunu Allah, kimin indi olduğunu Allah görür ifadeleri atışması var Erdoğan'la arasında Fethullah Gülen'in. Kimin indi olduğunu Allah görür diye yorumu görülüyor Bugün Gazetesi'nde. Evet, bu arada Tuscon, rüşvet ülkeyi çökertir. Tuscon rüşvet soruşturmasını endişeyle izlediklerini, durumun vehamet arz ettiğini açıkladı. Türkiye'nin en büyük iş adamları kuruluşlarından biri Tuscon'un ifadeleri bunlar. Yandaş medyadan Star gazetesine bakıyorum sevgili izleyiciler. Star gazetesi savcı kendi suçunu gizliyor demiş. Evet, savcı kendi suçunu gizliyor demiş. Operasyonda ortak düşman İmam Hatip diye bir ifade var. Sevgili izleyiciler, hükümetin seçmeli Kur'an-ı Kerim ve Sivyer ders getirmesi, İHA'lara destek vermesi, dini hizmetin yaygınlaşması, evet yolsuzluk soruşturması var ama değişik bir algıyla burada bir vurgu yapmış Star gazetesi. Yolsuzlukla ilgili herhangi bir şey yok. Hükümetin seçmeli Kur'an-ı Kerim ve Sivyer dersi getirmesi, İmam Hatip liselerine destek vermesi, operasyonda ortak düşman diye saflara yönelik yine mezhepsel ya da dinsel bir vurguyla bir dikkati çeken haber. Yolsuzluk operasyonu söz konusu olan, tekrar edelim, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Hukukçular Derneği soruşturmada savcılığın usulsüzlüklerini tek tek sıraladı. Yetkisi olmadığı halde 3 farklı dosya birleştirdi ve suçunu örtmek için gizlilik kararı aldı. Avukatlardan saklanan belgeler medyaya servis edildi. Evet, bunlar Star'ın manşeti. Tekrar ediyoruz. Bu bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sevgili izleyiciler. Kimseye tabii ki ithamda bulunmuyoruz. Soruşturma yürüsün diyoruz ama hırsızlık var mı yok mu biz ona bakıyoruz diyoruz. Yeni Şafak gazetesi 7 Şubat gibi. Hükümeti hedef alan operasyondaki tezgah bir bir deşifre olurken Savcı Celal Kara İstanbul Şube Müdürü Ahmet Arıbaş'ı tutuklama istedi. Evet, Arıbaş'ı tutuklamak istedi. 7 Şubat 2011'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tasfiye etmek için başvuran korsan soruşturma girişimi Emniyet Müdürü Selami Altınok'a takıldı. Evet, bir değişik yorumlama var burada.
Mehmet şu istihbarat şube müdürü Ahmet Arıbaş ifadeye çağrıldı şüpheli sıfatıyla. Tutuklama istenmemişti henüz ama tutuklama istendiği ifade ediliyor. 7 Şubat 2011'de de MİT müsteşarını tasfiye etmek için başvurulan korsan soruşturma girişimi yine emniyet müdürü Selami Altınok'a takıldı diye aktarılmış bir haber bu. Erdoğan'ın yollarına gül döküldüğü Pakistan'dan görüntü. Sivil darbeci yargılansın diye 28 Şubat haberi Yeni Şafak'ta. Sabah gazetesine baktığımızda sevgili izleyiciler, Sabah gazetesinde düşmanlara bile beddua edilmez diye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fethullah Gülen'e ağır eleştiri denilmiş sevgili izleyiciler. Peygamberimiz düşmanlarına bile beddua etmedi, aksine onların hidayeti için dua etti. Sabah gazetesinin bu manşet haberi. Diyanet İşleri Başkanlığı Fethullah Gülen'e ağır eleştiride bulundu diyor Sabah gazetesi. Peygamberimiz düşmanlarına bile beddua etmedi, aksine onların hidayeti için dua etti. Düşmanlara bile beddua edilmez diye Fethullah Gülen'e tepki Sabah gazetesinin manşet ifadesi. Evet, bu çatışmayı şimdi bir de hakaret diye başlıklandırmış bir başka ifade var. Fethullah Gülen'in büyük tepki toplayan beddualı sözlerinin ardından bir din adamına yakışmayacak kelimelerle dolu yeni bir vaazı yayımlandı diyor Sabah. İslam ahlakıyla asla bağdaşmaz diye tepkileri toparlamışlar. Ve soruşturmada gizlenen gerçek diye bir ifade kullanılmış. Reza Zarrab'ın emniyet müdür yardımcısı Orhan İnce hakkında benden 1 milyon dolar istediği iddiası ifadede tutanağında gizlenmeye çalışıldı diye bir haber var. Evet, çalındı mı, çalınmadı mı, hırsızlık var mı yok mu, buna bakalım diyoruz. Bu arada Metin Özkan, hoş geldiniz. Teşekkürler. Günaydın diyoruz size de. Şimdi yandaş gazeteleri en son olarak ben yandaş diye nitelediğimiz gazete grubunu tamamladım. Hızlıca dilersen hem baskı altındaki medya hem de özgür medyaya bakalım hızlıca. Ve sohbeti oradan başlayalım. Evet, Cumhuriyet Gazetesi Köstebek Savaşı demiş. Dün yaşanan, İstanbul'da yaşanan istihbarat şube müdürü Arıbaş'ın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması ama gönderilmemesi Köstebek Savaşı diye nitelendirilerek Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet olmuş. Sözcü Gazetesi'ne baktığımızda savcı aynı haberi görüyoruz. Savcı istihbaratçı polis müdürünü ifadeye çağırdı ama müdür gönderilmedi diye bir başlık görüyoruz. Çağıran savcı öz, göndermeyen de Selami Altınok diye haber olmuş. Sözcü Gazetesi fotoğraflarla para dağıtan kuryenin Türge ve Bilal'in vakfına, yani Bilal Erdoğan'ın vakfına da gittiği ifade olunmuş. Sözcü'de gördüğümüz üzere o fotoğraflar var. Yeni Çağ'da Erdoğan'dan kadro harekatı denilmiş ve dinlemelerin başına Telekomünikasyon Kurumu'nun başına MİT Müsteşarı Fidan'a yakın bir ismin getirildiği aktarılıyor sevgili izleyiciler. TRT ve MASAK'tan sonra görev değişimleri, tabii emniyetten sonra istihbarat açısından önemli diye düşünülmüş belli ki. Sol Gazetesi Yavuz Hırsızlar demiş, AKP yolsuzluk soruşturmasındaki iddiaları açıklayacağına soruşturmayı sekteye uğratmanın derdine düştü denilmiş sevgili izleyiciler. Sol'un manşeti Yavuz Hırsızlar ifadesini taşıyor. Muammer Güler usulsüzlük olup olmadığını denetlemek için baş müfettiş atadı. Güler ayrıca suç duyurusunda bulunacak. Sol Gazetesi'nin manşeti böyle sevgili izleyiciler. Aydınlık Gazetesi diyor ki AKP'nin kasasına Zarrab katkısı. Diğer gazetelerde de aslında haber olmuş bu. AKP'nin bir anketi için Rıza Sarraf'tan Çağlayan'ın danışmanına, Zafer Çağlayan'ın danışmanına para götürüldüğü, 300 bin lira civarında, 352 bin lira civarında bir para götürüldüğü, AKP'ye anket maksatlı bir iddia bu. Dinlemelere takılmış sevgili izleyiciler. Aydınlık'taki manşet böyle. Yasanı da al git diye Bir Gün Gazetesi manşette. Bir Gün Gazetesi adli kollukla ilgili yönetmeliğe ve Barolar Birliği'nin buna karşı dava açmasına dikkat çekiyor ama aynı zamanda AKP'li Haluk Özdalga'nın sevgili izleyiciler yorumlarını da aktarıyor. Onun da tepkileri var diye, AKP'li Özdalga'nın da tepkileri var diye aktarılıyor bu haber. Yurt Gazetesi ifadeleri değiştirdiler demiş manşetine.
Yolsuzluk sanıklarının ilk ifadeleri polis ve savcıların değişikliklerin ardından gizlendi denilmiş. Hatırlayacaksınız, hükümetin el koymasından sonra görev değişiklikleri yapıldı ve ifadeler değişti diyor Yurt Gazetesi. İçişleri Bakanı Güler müdahale etmedik derken oğullarının ilk ifadelerini alan müdürlerin görevden alındığını itiraf etti. Olayı duyup emniyete gelen savcı Öz de yollandı, içeri alınmadı diyor bu haber. Ve baskı altındaki medya, Vatan Gazetesi, emniyetten savcıya red demiş. Evet, dün yaşanan istihbarat şube müdürünün şüpheli sıfatıyla savcı tarafından çağrılması, emniyet tarafından gönderilmemesi Vatan'ın manşetinde. Habertürk Gazetesi manşette bambaşka bir olay görüyor. İzmir'de Suriye vatandaşlarının ücretsiz tedavi edilmesinden sonra, Türkiye'de böyle bir uygulama olmasından sonra, İzmir'de vatandaşların Suriye vatandaşıyız diyerek tedavi olmaya çalıştıkları haberi maalesef bambaşka bir Türkiye fotoğrafı Habertürk'te manşette. Bir numaranın Türk ortağı diye 6 milyon liralık iş kadını denilmiş sevgili izleyiciler. İran bağlantısı, bu yolsuzluk rüşvet operasyonunda İran bağlantısı Babek Zeccani'nin Türkiye'de bir ortağı olduğunu söylüyor Habertürk. Ve Taraf Gazetesi, Zarrab'dan anket parası, Aydınlık'ta da manşetteydi dedik az evvel, AKP'ye bir anket parası gönderildiği ve Zafer Çağlayan'ın danışmanı aracılığıyla gönderildiği, Taraf Gazetesi fotoroman gibi yayınlamış bu iddiayı ve dakika dakika o paranın nasıl teslim edildiğinin fotoğraflarını aktarmış. Tarafın manşetinde emniyet yargıya res çekti diyor. Savcının istihbarat şube müdürünü ifadeye çağırması, emniyetin göndermemesi tarafta manşette. Milliyet Gazetesi sızdıran aranıyor diye yine aynı konu. Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde şube müdürü Arıbaş'ın ifadeye çağrılması ama gönderilmemesi, ki bu bir köstebek iddiasını gündeme getiriyor aslında. Kim sızdırdı soruşturması yapılırken, bu soruşturmayla ilgili bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla bir soruşturma yapılırken istihbarat şube müdürünün gönderilmemesi, olayın bir boyutu da böylece dikkati çekiyor bu haberde. Hürriyet'e bakıyoruz. Kaçabilirsen kaç. Hürriyet Gazetesi köstebek krizine de yer veriyor ama bu şekilde, bu emniyette ifadeye çağrılma ve gönderilmemeyi köstebek krizi olarak yer veriyor ama bambaşka bir şeye daha dikkati çekiyor Hürriyet. Manşette kaçabilirsen kaç diye bir diyaloğa dikkati çekiyor. Büyük rüşvet operasyonunda 17 Aralık günü bir siyasetçinin oğlu babasını "polis beni almaya geldi" diyerek arıyor ve babanın da hemen bazı bürokrat ve arkadaşlarına "kaçabiliyorsan kaç" dediği ileri sürülüyor. O dinleme tapeler görülüyor sevgili izleyiciler. Bu arada İçişleri Bakanı'nın da tapeler için bir müfettiş görevlendirdiği bilgisi aktarılıyor. Ortalık toz duman. Metin Özkan, ne diyeceksin? Şimdi Semra, sen gazeteleri okurken aslında bir taraftan da kafamdan kurgulamaya çalıştım neresinden başlayayım diye, ama gerçekten neresinden başlarsan başla her tarafı inanılmaz bir rezalet ve rezillik akan bir durum. Hani yapılan, yaşanan şeylerden ziyade bu, hani yandaş diye medya, uzun zamandır yandaş medya diye nitelendirdiğimiz bir kitle var. Aslında gazeteleri okurken sen de ikiye ayırmışsın. Bir tarafta yandaşlar, yandaşların şöyle sayısına baktım da önünde diğer gazeteler biraz daha çok gibi. Halbuki yandaş olmayan gazete sayısı bundan zannediyorum bir ay öncesine kadar 3, 4, evet, bilemedim 5'ti, yani bir elin parmağını geçmezdi. Şimdi biz iyice sıralamayı değiştirdik zaten, doğru, artırdık çeşitliliği. Aynen. Yeni muhalif gazetelerimiz var, evet, baskı altındaki medyamız, aynen, var. Aynen, ve hatta oradan bu tarafa geçiş, transfer yapan, yani yandaşlıktan değişen, ne olduysa bir, evet, anda değişkenlik izleyen medya var. Şimdi bu medyanın durumunu da izlerken gerçekten, yani uzun yıllardır bu mesleği yapmış bir gazeteci arkadaşınız olarak çok üzülüyorum. Çünkü düne kadar başbakanı ölümüne savunan isimlerin bugün başbakana etmedik hakaret ve intizar bırakmadığını, diğer taraftan Fethullah Gülen'i ölümüne savunan yine bu yandaş medya içindeki bazı yazarların ve gazetecilerin bugün Fethullah Gülen'le ilgili ve o cemaatle ilgili ağza alınmayacak hakaretler sarf ettiğini görünce yani ne oldu, nasıl bozuldu bu birliktelik, bu dostluk, bu yol arkadaşlığı, hani beraber yürümüştünüz siz o yollarda ne oldu sorusunu sormak geliyor içimden.
Şimdi, evet, şimdi aslında o kadar çok yönlü bir şey yaşıyoruz, evet, ki değil mi? Orada bir medyada bir ne oldu sorusu soruyoruz. Aynen, dönüyoruz bu tarafa. Bu tarafa dönünce siyasette ne oldu sorusunu soruyoruz. Aynen. Dengeler şimdi, neyi? Siyasette de şöyle bir şey aklıma geliyor. Şimdi baktığınız zaman ortada kim ne derse desin, iktidarla muhalefet arasında yıllardır görmeye alıştığımız kavga iktidarla cemaat arasında oluşmaya başladı. Ve iktidarla cemaat arasındaki bu kavga yargı ve emniyet üzerinden kutuplaştırılarak veya bunlar üzerinden güç savaşına dönüştürüldü. Şimdi benim yargım senin emniyetini döver, senin emniyetin benim yargımı döver veya biz senin inine gireriz, biz senin tepene çıkarız. Karşılıklı birbirine atışma var. Hodri meydan girebiliyorsan şimdi ine net gir. Olan şu herhalde, AKP'nin karşısındaki muhalefet cephesi genişledi. Şöyle düşünmek lazım. Burada aslında muhalefet cephesi dedi. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar yaptığı iyi şeyleri muhalefetin zaman zaman meclis kürsüsünden olsun, başka yerlerden olsun takdir edip alkışladığını da gördük. Hani burada sadece iktidara muhalefet etmek adına her şeyi karalayan bir muhalefet veya bir medya olduğunu görmedik o muhalif dediğimiz medyada. Ama bugün ortada bir şey var. Hani birçok gazetede diyor ki ya hırsızlık, Yavuz hırsız filan gibi başlıklar var. Ortada bir itham var, bir iddia var. Hani biz de henüz bir soruşturma var olduğu için bu yönde gidelim. Ortada bir iddia var. Bu iddia çok çirkin bir iddia. Hırsızlık var mı yok mu? Ya, yolsuzluktan bahsediliyor, rüşvetten bahsediliyor ama işin garibi bu zarraf denilen adam nasıl bir insanmış ki tövbe ümmü haşa, inançlı bir insan olarak söylüyorum. Yeryüzüne melek olarak gelecekmiş, iki tane kanadı eksik. Nerede bir okul yaptırılacak? Para bulundu, zarrafın bağış parası denildi. Bir yerde işte bir başka yer tadilatı yaptırılacakmış. Adamın evinde paralar bulundu. Ama bize bunu zarraf oraya yardım edin diye vermişti denildi. Şimdi bugün gazetelere bakıyorsunuz. Zarrafın başka bir yere başka paralar aktardığını. Anket için örneği şu anket anda için gazetelerde görüyoruz. Bunların hepsini verirken herhalde bir karşılık almamıştır. Yani hayırsever bir vatandaş. Ama bu hayırsever vatandaşın bugüne kadar ne kendi adına ne ailesi adına Türkiye'de bir dikili ağacın üzerinde isminin yazdığını görmüyorum. Hani hayratıdır, çeşme mi yaptırmış? Ama hep gizli gizli yaptırmış. Demek ki gizli bir hayırsever. Son birkaç senenin ismi bir de bir anda parlayan bir isim. İyi de bu gizli hayırsever hep iktidara mı hayır yapmış kardeşim? Burada muhalefetin, sokaktaki insanların, açların, susuzların, işte şimdi gelirken gördüm çöp karıştıran şurada insanlar var. Onlara hiç mi bir hayrı dokunmamış? Yani bir anda aklıma o da geldi. Burada hani ortada bir iddia ve itham var. Biz bunu görmezden gelip bunu hükümete baskı yapılıyor, hükümete siyasi bir oyun oynanıyor gibi sadece bir boyutuyla incelersek ki o boyutunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü ilk gün bu İran'ın oyunu dediler. Arkasından İsrail'in oyunu dediler. Arkasından İngiltere'nin oyunu dediler. Şimdi arkasında düğmeye Amerika bastı diye iki gündür bütün yandaş gazeteciler bütün ekranlarda bu türküyü söylüyor. İyi de kardeşim. Başbakan Erdoğan'ın da tabii cümleleri etkili olduğu Richard Donner'e yönelik olarak. İki gün önce söylediği olarak şey bugünü tutmuyor. Hani tabii başbakanın söylediğinden cesaret alarak yine hala ölümüne, bu işin üstüne savunma amaçlı giden insanlar var. Bakın bir yerde bir hata vardır. Gazeteciyizdir. Bizim de siyasi fikirlerimiz olabilir, sempati duyduğumuz siyasi partiler olabilir. Eğer o parti yanlış yaptıysa o partinin karşısındaki diğer partilerden önce ben eleştiririm. Çünkü benim de sempati duyduğum, benim de ilgi duyduğum, benim de belki bir yönüyle içinde olduğum bir parti hata yaparsa önce ben eleştireceğim. Çünkü niye? Önce beni rezil etmiş demektir. Benim inançlarımı, benim duygularımı, benim ideolojimi, benim idollerimi yok etmiş demektir. Ama burada öyle bir şey yok. Yani dün bakıyorum Zaman Gazetesi önüne yürümüş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kolları veya işte başbakanı Trabzon Havaalanı'nda o beyaz kefenlerle uğurlayan gençlik kolları Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz diye slogan atıyor. Halbuki bu gençler bundan 10 gün öncesine kadar Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan belli bir kitleyi de ağır ithamlarla eleştiriyorlardı. Kim kimin askeri? Siz sadece hepimiz Allah'ın kuluyuz. Kimse kimsenin askeri değildir diye. Ya onun için hani tutarsız bir şu medyanın, bu siyasetin söylemlerine bakınca bu kadar kısa sürede bu kadar değişkenlik sanıyorum bu kalem bunlarda bile yoktur. Deneyimli bir gazeteci olarak ben hani bir şeyler beni rahatsız ediyor. Bir
gözden kaçırma, yitirme çabası görüyorum. Bir, evet, evet. Çok ciddi bir yok etme soruşturmanın selameti açısından şüphe uyandıracak hamleler görüyorum. Aynen iktidarda. Öyle. Değil mi? Doğru. Şimdi aynı zamanda da medyayı sen değilse ifade ediyorsun. Değilse bile öyle algıladık. Öyle algıladık yani, çünkü öyle algıladık. Hamleler görüyoruz yani. Doğru. Öyle ciddi bir işte adli kolluk yönetmeliği ne demek hani bu, yani. Bunu düşündüren bir şey. O da son nokta. Bundan sonrası da gelecek, onu da söyleyeyim yani. Evet. Şunu merak ettim. Şimdi sen bir yandan da basını söylerken Metin Özkan, savcı kendi suçunu gözlüyor diye bir manşet atmış Star gazetesi. Operasyonda ortak düşman İmam Hatip diye bir yorum yapmış. Ne alakası var? Yani konuyu niye bu kadar saptırabilir? Şimdi İmam Hatip'in İmam Hatip'te okuyan o masum çocukların soyunma odasındaki ayakkabı kutularından mı çıktı o paralar? Yani ya bu kadar saçma sapan olayı başka bir çarka döndürmek için bir çaba. Ya burada şu da var. Neyin telaşındasınız arkadaş? Ya bırakın. Bırakın, neyin telaşındasınız? Düne kadar kahraman ilan ettiğiniz, altına makam arabası verdiğiniz savcıyı bugün yerden yere vuruyorsunuz. Ben savcıyı savunmak adına söylemiyorum Türkiye bunu. Yaşadı ama. Ama Türkiye arkadaş yani bir dakika ya, elinizi vicdanınıza koyun. Bu haberi söylerken şunu aslında arkasından getirmek için söyledim. Taraf gazetesi bugün bir haber girmiş. Diyor ki AKP haber servis edecek. Evet. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in başında olduğu bir ekip hükümete yakın gazeteciler için haber metni yazacak. Hani haber önerdiklerini biliyoruz yakın gazetecilere verildiğini. İlk defa yapmıyorlar. Metin yazacaklar diyor. Şimdi bunu bu şekilde mi okuyalım acaba bu iki haberi? Beraber bunu şöyle okumak lazım. Başbakanın Van Münit'inden itibaren bu yandaş, niye yandaş dedik bu medyaya? Yani her gazetenin başında yaz işleri müdürü, genel yayın koordinatörü vardır. Ve her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diye Anadolu'da bir söz vardır. Yani herkesin manşete, konuya bakışı farklıdır. Ortak bir noktada baksanız bile 8 gazete aynı gün aynı manşeti, aynı başlıkla atma şansı yani mümkün değil. Milli piyangoyu veya sayısal lotoyu 8 şeyi aynı anda 8 kişinin bilmesi gibi veya Türkiye'de 80 kişinin, 800 kişinin bilmesi gibi bir şey. Yani aynı manşeti 8 gazetenin genel yayın koordinatörü nasıl aynı gecede atmış bulmuş, yani helal olsun. Yani onlara gerçekten sayısal loto oynatmak lazım. Şimdi bir yerden zaten manşetler servis ediliyordu. E şimdi demek ki bunun haberin içerikleri de servis edilecek. Ya Semra, işin Türkçesi ne biliyor musunuz? İnandırıcılık gerçekten o kadar değer ve ivme kaybetti ki sıkıntı şu. Demin aynı şeyi biz de tekrarlıyoruz ya. Hükümet bu işin üstünü kapatmak için bir şeyler mi yapıyor? Değilse bile böyle algıladık. Niye böyle algıladık biliyor musunuz? Geçmiş dönemlerde hoş bir şey değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne kaset komploları yapılırken sen, ben, bizim gibi gerçekten demokrasinin tam bu ülkede işlemesini düşünen, gelişen ve genişleyen Türkiye'nin, çağ atlayan Türkiye'nin, o yeni dediğimiz Türkiye'nin fotoğrafına bunların yakışmadığını söyleyen, bangır bangır bağıran, ses tellerinde yıpranma olan gazeteciler bir şey söyledik ya. Bu iki siyasi partiye siyasi komplo yapılıyor. Gelin, bu herkesin meselesi. Hı hı hı. Bugün bunlara, yarın size de bu işler gelebilir, yapmayın, etmeyin dedik. Çıktı birileri, bu bireysel mesele değil, toplumu ilgilendiren meselelerdir. Bunlar ahlaksızlıktır, bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Bu toplumda Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine ahlak dersi, İlke dersi, demokrasi dersi, siyaset dersi, namus dersi, ahlak dersi vermeye kalkanlar oldu. O üstü siyaset şimdi üstü bel altına indiren. Bu insanlar nerede ya? Bu insanlar nerede? Şimdi bir kere üslup bozulunca zaten işin şirazesi, ölçüsü aynen kayıyor öyle galiba. O, sen onun için orayı hatırlattın. Şimdi başka bir ölçü kaçma hikayesi de balyoz ve Ergenekon'da var. Yargıyla evet. ilgili bütün tartışmaları hatırlayalım hemen. Yani aynen hem öyle, sahte deliller, şunlar bunlar. Aynı savcı, araba tahsis edilen savcı. E şimdi şikayet edilen savcı aynı zamanda. Ama şimdi boyutu da o kadar farklı ki bu olayın. Bu olayı yargı tartışması diye de göremiyorum. Ortada büyük 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 bir hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet iddiası var. Evet. Yani duymamız... Yani bu iddiayı görmeyelim. Diyelim ki ya hükümete birileri komplo yapıyor. Kardeşim, benim ülkemin iktidarına dış ülkeden birileri komplo yapıyorsa biz bu ülkede Kürt, Türk, Laz, Çerkez demeden, hiç böyle etnik kökene de ayırmadan Türk milletinin çatısı altında hepimiz kazma, kürek, tava, tencere, elimizde ne varsa
tarihinde düşman üstüne saldırmış bir toplumuz. Biz kendi ayaklarımızı düşmanın önüne çekilmemek için kendi ipimizle bağlayıp o siperlere de can vermiş bir toplumuz. Hani biz bugün de kendi ülkemizin iktidarını, devletini, hükümetini savunalım. Ama siz değil miydiniz düne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin bir stratejik ortağıyız, Orta Doğu'nun eş başkanıyız diye. Şimdi nasıl oldu da aynı o müttefikiniz, büyük ittifak içinde olduğunuz ülke ve sizin eş başkanı olduğunuz as başkanınız bugün size komplo düzenliyor, sizi çökertmeye çalışıyor, düğmeye bastı diye Amerika'yı suçluyorsunuz. Ciddiye alıyor musun bu iddiayı? Ya şu kadar okuduğun gazeteden sonra ya bu bizi izleyenler de mutlaka bu gazeteleri alıp okuyordur. Onlar da ne kadar ciddiye aldığına inan. Çünkü bakın şunu söylemeye çalıştım demin aslında. Dün söyledikleri şeyin arkasında bugün durabilselerdi ben o insanların hepsinin alnından öperdim. Ama dün şimdi yargı işine gelince senin yargın, işine gelmeyince onların yargısı. Siz demediniz mi bu yargıya bir parti, siyasi partinin arka bahçesi oldunuz. Sizi o arka bahçe olmaktan çıkaracağız. Artık herkesin yargısı olacak diye. Herkesin yargısıysa ben bu iktidardan şunu beklerdim ilk gün. Kardeşim benim saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyim yok. Kimse kusura bakmasın. Bu partinin içinde Sayın Başbakan diyor babam olsa gideceğim diye. Babam da olsa arkasında durmam. Siz ismi geçen arkadaşlar. Bunu ne muhalefet istedi diye yapıyorum ne başka bir şey. Benim onurum var. Milletime benim yüzümün ak çıkmam lazım. Onun için bana müsaade edin. Sizi bir müddet geriye alıyorum. Çıkın geriye. İstifalarınız masamın üstünde bekliyor. En kısa zamanda bunu değerlendireceğim. Yargının sonucunu bekliyorum diyerek zaman kazanıp ilk günde bunu yapsaydı ve yargıya tamamen güvendiğini gösterseydi. İyi de gönderdiği savcılar, hükümetin gönderdiği savcılar gittiler orada delilleri bir gördüler ki aman Allah'ım bu ne dediler. İki tane, üç tane tutuklamanın altına onlar da oy birliğiyle imza attılar. Şimdi bunu nereye koyacağız biz? Hani senin gönderdiğin savcının bile İtiraz edemeyeceği bir şey var orada demek ki. Evet, hatırlatalım zaman, yine altını çizelim o biraz kaynamasın söylediğin tabii. Şey. Savcı Öz'ün yanına iki savcı görevlendirildi. Tabii. Yine delillerin ya da o soruşturmanın selameti açısından şüphe uyandıran bir eylemdi bu. Doğru. Fakat buna rağmen tutuklamaların altına o savcılar da imza attı. Yani öyle bir dosya var önümüzde. Aynen şimdi onun için hani bugün... Ben hep tartışırken şunu söylüyorum ya bu suçludur bunlar linç edelim. Hayır diyorum ki bir iddia görelim. Var. Bir iddia var ama bu iddia Allah'ınızı kitabınızı severseniz sokaktan geçen bir insanın bir simitçinin bir ayakkabı boyacısının bir çaycının üzerinde değil. Koskoca bakanoğullarının bir bankanın genel müdürü ki bankanın yaptığı bugün resmi açıklama var. Bütün gazetelerde ve televizyonlarda sabahtan beri de dönüyor. Banka diyor ki. Bankamıza yapılmış bir operasyon yok. Bankamızın kayıtlarıyla ilgili bir operasyon yok. Bankamızı yolsuzlukla suçlama yok. Bankanın genel müdürüyle ilgili bir iddia var. Ve bizim bankamız hiçbir zaman yurt dışına yasa dışı altını çiziyorum. Yasa dışı altın ihracatı da yapmamıştır diyor. Şimdi banka yönetimi banka genel müdürünün arkasında durmuyor. Bakın bir şeyin dikkatini çekiyorum. Bu yazıdan ben onu okudum. Banka yönetimi, banka genel müdürünün arkasında durmuyor. Yani banka yönetimi diyor ki, ya bizim genel müdüre bu zarraf demiş ki Çorum'da bir İmam Hatip okulu için ben sana 8 kutu, ya milyar dolarlar, milyar bile demiyorum, milyar dolarlar gördüğümüzde, görmediğimizde bilmiyoruz. Yine suçlamıyorum. Hı hı. Hatta bu iddiaları dile getiriyorum. Vereyim. Sen bunları biz gördüğümüzü konuşuyoruz sen zaten. Sen bunları evinde tut. Günü geldiğinde oku. Ya kardeşim bu adam hayırsever bir vatandaşsa sana verdiyse çağır okulun müdürü kimse veya okulu yaptıracak vakıf kimse. Gel kardeşim bak şu kadar bir hayırsever vatandaşımız. Senden makbuz da istemedi. Makbuz da bilmem neyse al bunu götür diyeyim. Olaydan bağımsız bir şey konuşalım mı? Bu olaydan bağımsız bir şey konuşalım. Şimdi bugüne kadar çok deneyimli bir gazetecisin Metin Özkan. Kara para nasıl aklanır?
Hani bir şekilde insan vallahi biliyor, hiç kara param olmadığı için atlamış ağzımda olmadı ama. Konuşulur değil mi? Evet, yani bunu, yani bunun yöntemi sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Konuşulur bunlar piyasa şeyde, bizim sektörde de, başka kurumsal olarak avukatlar da bilir, işte hukukçular da bilir, siyasetçiler de bilir. Yani bunlar bilinen şeylerdir, hani konuşulan şeylerdir. Mesela birkaç böyle çevremizde insanlar şunu söylüyor. Uyuşturucudan kazanan insanlar var denir. Bunlar gider bir iş yeri açar. Zarar da etse önemli değildir. O onu şey kârhanesinde gösterir. Hı hı. Oradan gelen kara parayı o bir şekilde orada aklar. Ya da bankada ya da bir yere işte bağış yaptım diye gösterir. Başka bir şey gösterir. Yani bunlar hep söylenen şeyler. Ama dediğim gibi bırak kara parayı, kendimizi geçindirecek kadar ak parayı zor buluyoruz. Ayakkabı hani, kutularımızda yani, ayakkabı var şimdi. Ayakkabı, onun altını çiziyoruz. İçinde ayakkabı da yok. O ayakkabıları da pençeciye bıraktık. yani işin tabii latifesi bir tarafa. Bunları söylediğimiz için hükümet bizi bunca zamandır yandaş medya içinde susturdu. Hep kafamıza vurmaya aman yazma, aman çizme, aman konuşma dedi. Ama 10 yıl boyunca hiçbir şekilde de ne siz ne biz duruşumuzdan ödün vermedik. Onun için de hani biz susmadığımız, konuştuğumuz için bizim ne kutumuz olur ne kara paramız olur. Herkesi de bu söz edilen şey içine 6-7 kasa falan da olmaz değil mi evlerde? Hani evet ya, yani ya bir de her şey toplumun o kadar gözünün önünde oluyor ki. Hani bir şeyi savunurken bir yere oturtmak lazım. Diyelim ki şimdi hep bir polisiye dizilerden insanların aklında şöyle bir şey vardır. Bu da aslında bir anlamda emniyete ve yargıya ne kadar güvensiz olduğumuzu da gösterir. Hı hı. Diyor ki ama bu da yaşandı yani. İnsanların evine götürdü, CD'ler koydular. O CD'leri orada bulmuş gibi yaptılar. Bunu da yine avukatlar söylüyor. Onların söylediklerini dillendiriyoruz. Biz gözümüzde bir şey görmüş değiliz. O zaman gazetelere, bu yandaşlara, yandaş gazeteler yazdığı için deklar ediyoruz. Filmlerde görürüz, Amerikan filmlerinde, Türk filmlerinde. Birine iftira atacaksa gider cebinden hemen küçücük bir torba uyuşturucuyu koyar. Efendim amirim burada uyuşturucu buldum der. Hoppala alır adamı, paketleri götürürler. Ama onu cebinden çıkarır. Ya 6 kutu parayı yani kucağında nasıl soktur ya insanlar? Hadi onu da geçtim. 9 tane kasayı en az 18 tane hamal içeri sokması lazım. İkişer kişiden hesap etsek. Kasalar öyle bir kişinin sırtını alıp gidecek kasalar değil. Oraya kim koydu? Bir insan evinde niye 9 tane para kasası bulundurur? Para sayma makinesi var. Onu bir de. Onu geçtim hadi ya. O belki kolay fantazidir, değil mi? Konulabilir yani. Fantazidir. Adam 1 milyar parası vardır. Bizim gibi aldı işte. Yani eski para 1 milyondur şimdiki parayla. Fantazi olsun diye oturup ya kasaba, manava, bakkala, markete, ayakkabıcıya işte kostümcüye. 5'er liraları sayıyordur ya. Sayacaktır ya. 5 liraları fantazi. Oh ne güzel paranın sesi diye sayıp sayıp 5 liralıkları tıkır tıkır dinliyor olabilir. Nargile içerken fokurtusunu sevenler gibi bilirler. ama belki onun kokusu şeyini, sesini seviyordur. Evine fantazi olsun diye para sayma makinesi almış olabilir. 9 kasayı nasıl açıklayacağız ya? Yani o yüzden biraz ben diyorum ki bak suçlamıyorum. Ama savunmuyorum da. Bir yargı var. Biz demiyor muyuz kardeşim, adaletin terazisi doğru tartar. Adalete inanmak zorundayız. Adalet size gelince ayrı da bize gelince ayrı olmamalı. Adalet hukuk herkese, herkese ayrı lazım her zaman eşit dediğimiz. Eşit olmalı. Hukuk hepimize bir gün lazım olabilir diye. Son 8 yıldır bu cümleleri dinlemekten uyurken hukukla, kalkarken hukukla uyuyorum. Ama şimdi baktık ki bir zaman birilerinin dediği gibi birileri hukuku guguk yapmaya çalışıyor. Birileri de hukukun karşılığında emniyeti emniyetsiz hale getirmeye çalışıyor. Şimdi ben sokaktaki polise, beni çevirip kimlik kontrolü yapan polise, acaba siz hükümet yanlısı mısınız, cemaatçi misiniz? Hani eskiden sorarlarmış yolda sağ sol çatışmalar zamanında. Bir mahallede gence, sağcı mısın, solcu musun diye. Şimdi adam oradan geçebilmek için sağcıysa solcuyum, solcuysa sağcıyım demek gibi bir ikilem içinde kalırmış. Şimdi ben Türk polisine, Türk yargısına yani cemaatçi mi, AK Partici mi diye niye bakayım kardeşim? Polis de benim polisim, yargıç da benim yargıcım, hakim de, savcı da, hukuk da benim hukukum. Kurumsallaşma zaten hani yani en çok eleştirdiğimiz, siyasetçi bile bakın emin olun size şunu söyleyeyim. Partisi ne olursa olsun, benim oy verdiğim parti olmayabilir. O siyasetçi de benim siyasetçim. Çünkü benim ülkemin siyasetçisi.
benim ülkeme iyi bir şeyler yapılsın diye biz onları parlamentoya göndermişiz. Evet. Benim fikrimde olan siyasi görüşteki insanlarla başka fikirde olan siyasi görüşteki insanlar ülkeye hizmet etsin diye hepsini öyle göndermiyor muyuz oraya? BDP'liler bile onun için gönderdi. Yani Kürt kardeşlerimiz dedi ki git kardeşim. Bu iş silahla milahla çözülmüyor. Bu iş siyasetçe çözülecekse biz seni temsilci gönderiyoruz. Bizim de haklarımız, bizim de eksikliklerimiz var. Git parlamentoda bizi savun dedi. Ama bugün bakıyorsunuz aradan geçmiş 8 yıl, 10 yıl BDP milletvekillerde. Bu da işin belki bir başka boyut ama Kürt halkının sorunlarıyla ilgili ne yol, ne ekonomik, ne kültür hiçbir şeye girmemiş. Varsa yoksa yatıyorlar Sayın Öcalan, kalkıyorlar Sayın Öcalan. Aman onu özgürlük gelsin. Bir Türkiye, başka bir Türkiye fotoğrafı. O da bir başka Türkiye fotoğrafı. Demin İzmir'de yaşanan sağlık fotoğrafı gibi Türkiye'nin bir başka fotoğrafı. Evet, Suriye'de. Bu ülkede sağlık imkanlarından yararlanabilmek için bir Türk vatandaşı gidip hastanede ben Suriyeliyim diyebilecek kadar kendini farklı bir noktaya koyup ezik hissediyorsa vay benim bu ülkemin haline. Evet, Türkiye fotoğrafları biraz programı da hakikaten sabah sohbeti kıvamında götürüyoruz. Yine devam edelim. Operasyondan çok uzaklaşmadan tamam. Devam edelim. Evet, biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Biz herhangi bir hüküm elbette ki vermiyoruz. Tabii. Biz sonucun açıklanmasını istiyoruz. Sürecin işlemesini istiyoruz. Soruşturma neticelensin. Böyle bir hakkımız da yok. Gazeteciyiz biz sadece. Evet, tabii. Yorum yapabiliriz. Onun altını çizelim zaten. Hani öyle bir niyetimiz de yok. Sadece evet. Fotoğrafı algılayıp anlamaya çalışıyoruz. Halkımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber. Bu hep şüpheden söz ettik. Üstü örtülüyor mu acaba kaygısı, şüphesi? Nereye gidiyor? Bir seçim de var şimdi. Sen hani bir seçime kadar bu sürecin durulabileceğini düşünüyor musun? Yoksa bu fırtına artık koptu gider mi diye düşünüyorsun? Şimdi bu kadar söz, bu kadar hakaret, bu kadar aşağılama, bu kadar iftira ve bu kadar bedduadan sonra bu iş dikiş tutar mı? Diyelim ki tuttu. Yani tekrar bu yırtık bir şekilde yamandı. Kıyısından köşesinden su kaçırsa da bu şiddeti düştü. Veya tekrar bir araya gelindi. Bu millet ne diyecek? Ya şimdi sandığa gidecek olan bu millet. Ya arkadaş bunlar 10 sene sesi çıkmadı. Ballı börekli bir şeyleri paylaşmışlar. Sonra bir yerde ayrıştılar. Aman Allah'ım bu nasıl söz, bu nasıl hakaret, bu nasıl iftira, bu nasıl beddua. Şokları yaşadık. Aa şimdi tekrar ballı börekli oldular. Kimse inandıramazlar. İki, burada kimse mağduru oynamaya kalkmasın. Çünkü bir taraf bir tarafı mağdur etmiyor. Benim gördüğüm. Bir taraf bir tarafın açığını, yaptıklarını ve geçmiş dönemde halının altına süpürülenleri bugün deşifre ediyor. İki taraf için de söylüyorum. Hı hı. Herkes birbiriyle ilgili. Şimdi başbakanın söylediğine de kusura bakmasın bir yorum getirmek istiyorum. Bunu suçlamak adına da söylemiyorum ama sadece bir Türk, sadece sokaktaki vatandaş olarak şunu soruyorum. Sayın Başbakanım, madem bugün Gülen cemaati bir terör örgütü gibi adlandırdı değil mi? Yani hı hı hı. Terör örgütü işbirlikçileri diyor. Madem terör örgütüydü o zaman diyor. Bugüne kadar siz o terör örgütüyle kol kola mıydınız? İki, inlerini biliyorum, inlerine gireceğim diyorsunuz. Demek ki o in dediğiniz yerlerde Türk milletinin bilmediği, tasvip etmediği bir şeyler vardı ve onların oraya gelmesine siz bugüne kadar göz yummuşsunuz. İn dediğiniz yerlerde. Bugün o inleri biliyorsanız bugüne kadar niye müsaade ettiniz? Bugün niye o inleri boşaltmaya kalkıyorsunuz? Dönüyorum bir başka bir soru soruyorum. Ne istediler de vermedik derken bugüne kadar Gülen cemaati kastettiği orası başka hiçbir yer değil. Kimse bir tarafa lafı eğip bükmesin. Hı hı. Hani bu ne İmam Hatip okulları bizden ne istedi vermedik. Ne dini vakıflar bizden ne istedi vermedik filan değil. Gayet net aslında. İTHAM direkt hizmet hareketine ve Gülen cemaatine. Yasa dışı bir şey mi verdiniz? Yani adamlar sizden gelip hak hukuk çerçevesinde bir şey istediler de verdiyseniz herkes istiyor. Herkese bir şeyler veriyorsunuz veya vermek zorundasınız. Bunu söyleme gereğini niye hissettiniz? Yasal olmayan bir şey verdiniz de onun için mi itham ettiniz? Ne istedilerse verdik derken. Hak ettikleri her şeyi verdik demiyor.
ne istedilerse verdik diyor. Cümlelere iyi dikkat etmek lazım. Çünkü burada söyledim ya, emniyet ve yargı üzerinden hükümetle cemaat birbirine inanılmaz amiyane tabirle, argo tabirle rajon kesiyorlar. Ve rajon keserken birbirine çok ince cümlelerle mesaj gönderiyorlar. Restleşiyorlar demiyoruz yani. Demiyorum, rajon kesiyorlar. Rajon kesiyorlar. Ya, bu iş restleşme falan işini geçti bence. Yani restleşme boyutu dershaneler sürecindeydi. Yani Fethullah Gülen Hoca'nın kendi televizyonundan internet üzerinden yaptığı yayında bir önemli, bugün çok büyük bir devlet adamı bir hanımefendiyle bir yere buluşmaya gidecekti. Bana bir telefon geldi. Ben onun çok yakın arkadaşlarını arayıp kendisini uyardım. Oraya gitme, sana tuzak kuracaklar dedi lafı. Çok ciddi. Restleşmeydi. Mesajdı. Ama şimdi artık direkt rajon kesiliyor. Evet. Peki süreyi de artık sonlarına doğru yaklaşırken nereye varır bu diye baktığında. Seçimlere ne kadar yansır gibi diye söylüyorsun. Ya onu göreceğiz. Hani her şey Türk milletinin göz önünde oluyor. Biz ya gördünüz mü? Bakın neymiş? Demek gibi bir şansımız da yok. Çünkü biz gerçekten hani biz derken bu işin içinde sizi bizi ve belli bir gazeteci medya aydın kisvesini, aydın da demeyelim biz o kadar aydın da değiliz, sıradan gazetecileriz. Gazetecilik yapıyoruz biz sıradan açık olarak. Sıradan gazetecileriz, evet, kendimize bir takım şeyler yüklemeyelim, birileri gibi akildir, aydındır. Aklı başında insanlar olarak. Dün Ergenekon'la başlayan ve devam eden süreçte, dün bazı siyasi partiler üzerinde kasetle yapılan besimlemeler veya o dizaynlar sürecinde veya bu ülkede sokaktaki bir vatandaşın hakkının aranma noktasında da hukukla, adaletle, emniyetle ilgili ne dediysek, gezi sürecinde Zıvana'dan çıkmış birkaç polisin dışında Türk milletinin polisi son derece sağduyuludur, duyarlıdır, bu milletin polisidir, Türk polisi de aslan gibidir diye bir bölümünü de, büyük bir bölümünü de savunurken at iziyle it izini, tuzun kokmadığı noktada akla karayı birbirine karıştırmadıysak, bugün de karıştırmamak adına söylüyoruz. Onun için karıştırmadan söylüyoruz. Bu tarafta hükümete bir operasyon iddianız var mı? Var. Bu tarafta da bir yolsuzluk ve rüşvet iddiası var mı? Var. Elimizde net görünen fotoğraflarda yolsuzluk ve rüşvet iddiası var, onu konuşuyoruz. Bu tarafta hükümete yapıldığı iddia edilen Amerika, İsrail, İngiltere, neyse İran, o ülkelerin yaptığı ile ilgili bir operasyon iddiasının fotoğrafı, belgesi varsa döner onu da tartışırız. Evet. Ama burası laf üzerinden yürüyor. Burası görsel bilgi ve belge üzerinden yürüyor. Kesinlikle. Net olan bu. Dolayısıyla biz de oraya odaklanmış. Bu vatandaş bunları görüyor. Onun için de hani sandığa nasıl yansır bilmiyorum ama hani şimdi Türk milleti zekidir. Çok net. Evet, şurası çok net. Ben gazeteleri verirken Metin Özkan, şimdi öyle rakamlardan söz ediliyor ki o rüşvet ve yolsuzluk iddiasının, evet, içerisinde. Asgari ücret bu ülkede hala belirlenemedi. Aynen. Ve konuşulan rakamlar hala 1.000 lira değil. Doğru. Yani şimdi böyle bir ortamda yaşıyor. Bugün bazı gazetelerde var, ismi geçen oğlunun da hani gözaltına alındı, sonra bırakıldı. Çevre Bakanı Bayraktar'ın para dağıttığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani vatandaşlara al bunları dağıt diye korumalarına veriyor, para dağıtılıyor. Vatandaşlar da birbirine eziyor ne parayı almak için. Geç dağıtacak kadar parası var, sen bak kıskanmayalım adamı yani. Kıskanmak biz hiç... geçinecek kadarı bulamıyoruz, o dağıtacak kadarı bulmuş yani, ne yapalım? Başka bir şey işaret ediyorsun ama ben de diyorum ki bu milletin kaynakları bunlar. Bu ülkenin kaynakları bunlar. Vatandaşa yapılan hani yardımlar, paketler var ya, onun için bir şey daha söyleyeyim burada, yeri geldi. Çok güzel bir noktaya değindin. Kimse babasının parasını dağıtmıyor. Biri belediyenin kaynaklarını dağıtıyor, biri devletin kaynaklarını dağıtıyor. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi bunları dağıtıyor. Yarın bir gün Milliyetçi Hareket Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse onlar keserler veya belediye yönetimine gelirse keserler diye bir algı da olmasın, oluşmasın. Evet, onlar zaten sizin. Onlar zaten dediğim gibi kimse cebinden çıkarıp al bunları dağıt oğlum demiyor. Hani cebine nasıl girdiğini bilmem ama cebinden çıktığını görüyorum. Nasıl dağıttığını da görüyorum. Ama şu var. Vatandaşa giden her paketin, her zeytin tanesinin, her kömür kırıntısının parası senin, benim
Ve hatta o vatandaşın cebinden çıkıyor. Devletin cebinden çıkıyor. Belediyenin cebinden çıkıyor. Belediye bunu götürüp de kendi maaşından belediye başkanı kesip vatandaşa dağıtmıyor. Hepimizin çöp vergisi, sokak vergisi, ev vergisi, yol vergisi, elektrik direği vergisi, akmayan suyun, yanmayan lambanın vergisi, hepsinin vergisini zaten ödüyoruz biz. Evet, hepimizin ortak için, artı değeri. Aynen. Bu paylaşımı sağlayan da iktidar işte. İktidar dediğimiz şey o katma değeri, oluşturduğumuz, hep birlikte oluşturduğumuz o katma değeri paylaşım mercilerine bölen merci oluyor. Şimdi iktidar nasıl paylaştırıyor diye bizim de bakma ve sorma hakkımız doğuyor değil mi? Aynen öyle. İşin özü bu. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler, sabah sohbetinde bugün Metin Özkan'ı ağırladık. Hem gazetelerdeki haberlerden şöyle bir hızlıca tur yaptık. Hem de işin boyutlarını sizlere Metin Özkan'ın gözüyle, tabii ki benim de gözümle aktarmaya çalıştık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.